Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, ikinci kitabın 6. dersinin 3. bölümündeyiz. Okuma parçamız var bu bölümde. Evet, anne Said ve ablası veya kız kardeşi Meryem arasında geçen bir konuşma. El-Ummu, anne diyor ki, Mete raca'ate minel medreseti ya buneyye. Mete, ne zaman raca'ate döndün minel medreseti okuldan ya buneyye, ey oğulcuğum. Raca'atu قَبْلَ نِسْبِ سَاعَةٍ رَجَعَتُ döndüm قَبْلَ نِسْبِ سَاعَةٍ yarım saat önce. نِسْبُ سَاعَةٍ saatin yarısı demektir. Yani yarım saat. قَبْلَ gelirse başına nisfu nisfi halini alır. Önce demektir قَبْلَ. Yarım saat önce. رَجَعَتُ قَبْلَ نِسْبِ سَاعَةٍ yarım saat önce döndüm. اَيْنَا اُخْتُكَ مَرْيَمُ اَيْنَا nerede اُخْتُكَ kız kardeşin veya ablan Meryem'u Meryem. اَمَا رَجَعَتْ اَمَا رَجَعَتْ Raca'at döndü, me raca'at dönmedi, eme raca'at dönmedi mi? La edri, bu mudari fiilleri ileride göreceğiz arkadaşlar inşallah. Yedri'den gelir bu, edri birinci şahıs için bilmiyorum demektir. Bunları ileride çalışacağız, bütün çekimlerini göreceğiz inşallah. Burada bunu bir kalıp olarak öğrenelim şimdilik. La edri, bilmiyorum demektir. Ene me ra'eytu, he ene ben me ra'eytu görmedim, he onu. El-Ummu, anne devam ediyor. Mâzâ qara'atel yevme, mâzâ ne qara'ate okudun el yevme, bugün. Mâ aslında ne demektir? Fiillerden önce mâ demiyoruz, mâzâ diyoruz. Neden? Çünkü mâ qara'ate aynı zamanda olumsuzluk için kullanılır. Okumadın demektir. Mâ qara'ate okumadın. O yüzden mâ eğer kullanılacaksa soru olarak me, yani ne manasındaki me kullanılacaksa fiilden önce the ile ilavesiyle söylenir. Bu me the qara'ate, ne okudun el yevme, bugün. Evet, qara'atul yevme dersen cediden fil fakhi. Qara'atu okudum el yevme, bugün dersen cediden, yeni bir ders fil fakhi. Fıkıh hakkında. Bu fi, de, da içinde manasındadır. Buradaki manası hakkında, fil fıkhi, fıkıh hakkında, fil lugatil arabiyyeti, Arapça dili hakkında misal. O yüzden diyorum, kelimeleri cümlelerin içerisinde öğrenmemiz daha iyi. Efehimtehu, efehimte, anladın mı? Hu onu. Onu anladın mı? Naam fahimtuhu ceyiden. Naam, evet, fahimtu, anladım. Hu onu ceyiden. İyi. Onu iyi anladım. Ama kara'atel Kur'an el yevme. Ama kara'ate okumadın mı? El Kur'an'a, Kur'an'ı el yevme, bugün. Bugün Kur'an'ı okumadın mı? Bugün Kur'an okumadın mı? Bela kara'atu suratel rahmani ve hafizatuha. Bela, evet, kara'atu okudum suratel rahmani, Rahman suresini, ve hafizatuha, ve onu ezberledim. Feferihe biyel mudarisu kethiran. Fe, yani burada bu bir ifade var ve bu ifadeden sonra gelen cümle fe ile başlarsa, dolayısıyla sonra, yani kendisinden önceki cümleyle aslında bağlantılı bu cümle, buna işaret eder bu fe. Sonra, yani bu ezberlememden sonra, fe ferihe, mutlu oldu, biye, benden, benimle, bu yaptığım şeyden dolayı benden mutlu oldu, sevindi manasında. El mudarrisu, öğretmen, hoca, kethiran, çok, hoca. Sonra hoca benden mutlu oldu, benle mutlu oldu veya benden dolayı sevindi, mutlu oldu. وَقَالَ, ve şöyle dedi, اِنَّكَ اَحْسَنُ طَالِبٍ فِي الْفَصْلِ, اِنَّكَ muhakkak isen اَحْسَنُ طَالِبٍ, en iyi talebesin فِي الْفَصْلِ, sınıfta. مَا شَاءَ اللّٰهُ diyor annesi, مَا شَاءَ اللّٰهُ, Allah'ın dilediği olur demektir aslen. Burada tabii ki hayret verici veya hoş olan bir durum karşısında biz Türkçe'de de maşallah deriz. Maşallah. Burada da o şekilde söylüyor annesi. Maşallah diyor. Zâdekallâhu ilmen ya buneyye. Zâdeke. Zâde, ziyade etti, çoğalttı, ke, sana, Allahu, Allah, ilmen, ilmi, ya buneye, sana Allah ilmi ziyade etti. Burada
Madi fiil şeklinde söylenen bu ifade aslında bir duadır. Annesinin oğluna ettiği bir dua. Zâdekallâhu ilmen ya buneyye. Ey oğulcuğum, Allah ilmini arttırsın, Allah ilmini çoğaltsın, ziyadeleştirsin manasında bir duadır. Radiyallahu anhu, radiyallahu anha, radiyallahu anhum derken Allah ondan razı oldu, Allah onlardan razı oldu diyoruz sahabe hakkında. Aslında razı oldu şeklinde söylenilen ifade Allah ondan razı olsun olarak dua mahiyetinde söylüyoruz. Yani dualar genelde mazi fiil şeklinde söylenir. Burada da zâdeke şeklinde bunu görüyoruz. Sana Allah ilmi ziyade etti derken Allah ilmini arttırsın manasında bunu anlayacağız. Zâdekallâhu ilmen ya buneyye. Egaselti kumsani ya ummi. Egaselti yıkadın mı kumsani? Kumsanun gömlekler, kumsani gömleklerimi ya ummi, ey annem. Ey annem gömleklerimi yıkadın mı? Naam gaseltuha ve keveytuha. Naam, evet, gaseltuha, onları yıkadım, ve keveytuha, ve onları ütüledim. Burada neden gaseltuha ve keveytuha ha ile diyoruz bunu çoğul olduğu halde? Çünkü şuursuz varlıkların çoğulları tekil gibi muamele görür. Bunu daha önce defalarca söylemiştim. Gaseltuha diyoruz. Burada çoğul olsa dahi, çünkü şuursuz varlıkların çoğulları olduğu için. Evet. Naam gaseltuha, onları yıkadım. Ve kaveytuha, ve onları ütüledim. Keve ütüledi demektir. Keveytu ütüledim. Huz hazel kamisa, huz al hazel kamisa, bu gömleği. El kamisu gömlek, hazel kamisa, bu gömleği, huz al demektir. Annesi diyor bu gömleği al. Said de diyor hati ver, zâke ya ummi, şunu ver ey annem. Yani annesinin verdiği değil, diğer gömleği daha çok beğendiği için. Hati zâke ya ummi, şunu ver ey annem. Zâke şu ecmelu min hâzâ, zâke şu ecmelu daha güzel, min hâzâ bundan, şu bundan daha güzel. Tedhulu Meryem'u, tedhulu yedhulu, yani dehala yedhulu çekiminden gelir. Bu tedhulu bir bayan için girer, giriyor manasında. Bu mudari fiilleri, muzari dediğimiz fiilleri ileride göreceğiz inşallah. Bunu da kalıp olarak öğrenelim. Tedhulu demek giriyor veya girer bir bayan için. Tedhulu Meryem'u, Meryem giriyor. Yani onlar konuşurken, anne ile Said konuşurken Meryem de giriyor. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Keyfe haluki ya ummi. Keyfe, nasıl haluki, halin ya ummi. Ey annem halin nasıl? Burada haluki diyor annesine hitaben bayan olduğu için. Ve keyfe haluke ya ahi. Ey kardeşim halin nasıl diyor erkek kardeşine, haluke şeklinde erkek olduğu için. Yani ey annem nasılsın ve ey kardeşim nasılsın diyor. Ve aleykümüsselamu, ve Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Ehlen ya binti, ehlen, hoş geldin ya binti, ey kızım. Meta haraçtı minel medreseti, meta, ne zaman haraçtı, çıktın minel medreseti, okuldan. Haraçtu ba'da salati zuhri, salatu zuhri öğle namazı, ba'da salati zuhri öğle namazından sonra, ba'deden dolayı salatu salati halini alır. Haraçtu çıktım, ba'da salati zuhri öğle namazından sonra çıktım. Ayna zemilatuki aminatu ve fatimatu ve suadu. Sınıf arkadaşların veya okul arkadaşların Amine, Fatıma ve Suat nerede? Ana ma ra'aytu hunna ba'da salati. Ana ben ma ra'aytu görmedim hunna onları, ba'da salati namazdan sonra. Anne devam ediyor. Ya binti ey kızım, ehuki hafiza suratir rahmani. Ya binti ey kızım, ehuki kardeşin hafiza ezberledi, hıfzetti suratir rahmani, Rahman suresini. Eyye suratin hafizti ente. Eyye suretin, hangi sureyi hafizti, hıfzettin, ezberledin, enti, sen. Meryem devam ediyor. Ene hafiztu suratel hadidi.
Ene ben hafiztu, hıfzettim, ezberledim. Suretel Hadidi, Hadid suresini. Ve hiye etvelu min sureti Rahmani. Ve hiye ve o, yani Hadid suresi, etvelu min, daha uzundur. Min sureti Rahmani, Rahman suresinden daha uzundur. Ve kezalike hafiztu sitte aşrate ayeten min suretin Nebe'i. وَكَذَٰلِكَ ve aynı şekilde, bunu de manasında da söyleyebiliriz. Ve aynı şekilde كَذَٰلِكَ şu gibi, yani bu söylediğim Hadid suresini ezberlediğim gibi, وَكَذَٰلِكَ aynı şekilde حَفِذَتُ hıfzettim, ezberledim سِتَّ عَشْرَةَ آيَةً yani 16 ayet min suretin Nebe'i, Nebe suresinden. Hadid suresini ezberledim ve Nebe suresinden 16 ayet de ezberledim. Yani deda şeklinde de bu kezalike ifade edilebilir. Evet, annesi diyor ki maşallahu, maşallah. Yani Türkçe'de kullanıldığı gibi Arapça'da da kullanılır. Bu maşallah, yani şaşılacak bir durum karşısında, güzel, hayret verici bir durum karşısında maşallah dediğimiz gibi Arapçada da bu söylenir. Ama asıl manası bunun nedir? Maşallah, Allah'ın dilediği olur manasındadır bu. Evet, inneki talibetun muctehidetun, inneki muhakkak ki sen talibetun muctehidetun, çalışkan bir talebesin, kız öğrencisin. Ana mesruratun biki, ana mesruratun, ben mutluyum, sevinçliyim, sururluyum, biki senden, seninle mutluyum, yani bu halinden mutluyum manasında. Ana mesruratun biki. Ezehebti ilel mektebeti el yevme, ezehebti gittin mi ilel mektebeti kütüphaneye el yevme, bugün. Naam zehebtu, naam evet zehebtu, gittim. Mâzâ qara'ti hunâke, burada da yine mâ yerine mâzâ diyoruz. Mâzâ ne qara'ti, okudun hunâke orada. Mâzâ qara'ti hunâke, qara'tu mecelleten min Pakistan ismuha el-İslamu, qara'tu okudum mecelleten bir dergi, min Pakistan'a Pakistan'dan geçiş yaparak, min Pakistan ismuha onun adı, yani derginin adı el-İslamu, İslam dergisi. Burada yine Pakistanu min geldiğinde başına min Pakistan'e diyoruz. Neden? Bunlar çünkü sonu u ile olanlar esre almazlar demiştik daha önce. Bunu söyledik. Ebillugatil arabiyyeti hiye, Arap dilinde mi? Arapça mı? Yani dergi Arapça mı manasında, Arap dilinde mi o? Ebillugatil arabiyyeti hiye, la hiye billugatil ingiliziyeti, hayır o İngiliz dilinde, yani İngilizce. Dergi Arapça mı diyor annesi? Hayır, İngilizce diyor kız. La hiye billugatil ingiliziyeti. Ezehebti ilel mudirati, ezehebti gittin mi ilel mudirati, müdüre hanıma. La hiye ma caetil yevme, la hayır, hiye o ma caet, gelmedi. El yevme, bugün. Burada mecaet, burada sukun var, cezim. Geçiş yaparken elif lamdan önce caetil şeklinde geçiş yaparız. La hiye mecaetil yevme, hayır o bugün gelmedi. Limeh, niçin? Burada da yine limeh dediğimizde lime demiyoruz, limeh diyoruz he ilavesiyle. Çünkü yalnız yazıldığı için kendisinden sonra bir kelime yok burada. Niçin diyoruz sadece? Lime değil, limeh şeklinde bir he ilavesiyle. Lime, niçin? Evet, Meryem'in de bir bu konuda fikri var. Yani bilmiyor tam ama sanıyor, zannediyor. Ne zannediyor? اَذُنُّ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى مَكَّةَ اَذُنُّ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى مَكَّةَ, onun Mekke'ye gittiğini zannediyorum. Onun Mekke'ye gittiğini sanıyorum. Galiba o Mekke'ye gitti manasında bir ifade. اَذُنُّ اَنَّهَا ذَهَبَتْ اِلَى مَكَّةَ. Burada da yine Mekketu ila Mekkete diyoruz. İla geldiği halde başına i ile değil, fetha ile. Bunu defalarca söyledik zaten. Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. E şaribti şaye, çayı içtin mi? Yani çay içtin mi manasında. E şaribti şaye, çay içtin mi? La me şeribtu, la hayır, me şeribtu, içmedim.
Burada lil hadimi denmiş fakat bir yanlışlık var burada, hata var. Lil hadimeti olması lazım. Hadim, el hadimu hizmetçi demektir. El hadimetu bayan hizmetçi demektir. Çünkü burada ya leyla şeklinde ifade edildiği için hadimeti olması gerekir. Lil hadimeti hizmetçiye ne diyor annesi? Hati getir eşyaya çayı, ya leyla, ey leyla çayı getir. Hati. Meryem de ilave ediyor ve hati kıt'ate hubzin, kıt'ate hubzin yani dilim dilim kesilmiş ekmeklerden, dilim ekmek manasında, bir dilim ekmek manasında. Ve hati ve getir kıt'ate hubzin dilim ekmek. Eydan yani çay getir. Burada tam olarak nasıldır? Ey leyla bir de dilim ekmek getir. Da ilavesi de var burada. Ve hati kıt'ate hubzin aydan ya Leyla. Ana cev'a, ana ben cev'a, açım. Ben açım. Evet arkadaşlar, okuma parçamızı da bitirdik. İnşallah 7. dersin 1. bölümde 7. dersin gramer yani dil bilgisi kaidelerinin izahlarının yapıldığı bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.